su bardağı un kullanacağım. Ben burada ölçü kabı tercih ediyorum. Siz arzu ederseniz normal su bardağı kullanabilirsiniz. Burada 2 su bardağı kadar unum var. Her zaman olduğu gibi unumu mutlaka eliyorum. 1 su bardağı pudra şekeri kullanacağım. Bu orta şekerli bir hamur. Çok tatlı hamurları tercih ediyorsanız eğer 2 su bardağı da kullanabilirsiniz. Hamurumuz kaldırıyor çünkü. Evet, 1 su bardağı da pudra şekerimiz var. Şimdi tahin kullanacağız. Burada size küçük bir önerim olacak. Tahin satın alırken büyük cam kavanozları tercih edin. Üst kısmında her zaman yağ toplanmış oluyor. Bunun ben karışıma homojen bir şekilde dağılmasını istiyorum. O yüzden mikserin tek ayağını içeri koyarak onu homojen bir hale getirin ve ondan sonra ölçün lütfen. Burada yaklaşık 250 ml kadar tahinimiz var. O da bir su bardağına denk gelecek. Şimdi bir malzememiz sıvı yağ. Mililitre olarak 50 mililitre kadar kullanacağım ama burada küçük bir püf noktası vermek istiyorum. Yağınız yanınızda hazır olsun. Hamura yavaş yavaş kıvamı gördükçe ekleyin. Çünkü hamurumuzun ne çok cıvık ne de çok katı olmasını istiyorum. Bu kurabiye için de kulak memesi maalesef geçerli değil. Kulak memesi kıvamı ve biraz vanilya özütü. Güzelce yoğurmaya başlıyorum bunu. Unu tahin içine çektikçe kırılmaları göreceksiniz. Ununuz toplanmamaya başladığı anda, ki şu an ben hala toparlayabiliyorum. Evet, burada tıkandım. Bu aşamada sıvı yağı azar azar ekliyoruz. Şöyle elinize biraz alın, şu şekilde koyun ve devam edin. Yetmedikçe ekleyeceğiz. Hamurumun ne çok cıvık ne de çok katı olmasını istiyorum. Zaten yapısı gereği oldukça yapışkan bir hamur. Kıvamımız budur. İyice toparlayalım. Şu şekilde olacak. Kıvamı yakından göstermek istiyorum size. Oldukça yağlı bir hamurdur. Şöyle koyalım. O birkaç dakika dinlensin. Yağlı bir hamur olduğu için çok ısınmasını istemiyorum. Şu şekilde küçük parçalara bölüyorum. Şöyle tabağımıza koyalım. Evet, bir parçayı aldım. Ayıracağım. Dediğim gibi bunu buzdolabında beklemesi gerekiyor. Bu kurabiyenin püf noktası burada. Hamur asla ısınmayacak. Her zaman buzdolabında serin tutacaksınız. Şimdi hamurumuzu açacağız ama nasıl? Bunu da iki parçaya böldüm. Şu şekilde yuvarlıyorsunuz. Hamurumuzun yüksekliği mutlaka 2 santimin üzerinde olması gerekiyor. Ben helva gibi bir kıvam istiyorum. Gerçekten. Şu şekilde elinizle uzatacaksınız. Küçük bir cetvelden yardım alabilirsiniz ya da benim gibi bir pasta spatulasıyla şu şekilde yavaş yavaş uzatabilirsiniz hamuru. Şu şekilde birer santim arayla seri bir şekilde hamurumuzu kesiyoruz, köşeleri alıyoruz. Önceden yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisini minik minik dizeceğim. Evet, hamurumuz dediğim gibi çok yağlı olduğu için hemen yumuşamaya başlıyor. Evet, bu da hazır. Bu arada pişirmesinden bahsedeyim. Kurabiyemiz 150 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika arasında pişiyor. Bir de küçük bir şeyden bahsedeceğim. Kullandığınız fırın eğer alkastre değil, solo bir fırınsa 15 dakika yeterli oluyor. Fırınızın pişirme süresi modeliyle, pişirme gücüyle çok alakalı. O yüzden dakikalar 3 aşağı 5 yukarı oynayabilir. Bunun için en doğru sonuç maalesef deneyerek bulunuyor. Kesme işlemimi tamamladım. Dediğim gibi 150 derece fırında 20-25 dakika altları kızarana dek pişecek. Fırına doğru gidelim bakalım. Fırınım ısınmış. Kurabiyelerinizin yayılmaması için mutlaka önceden ısıtılmış fırın kullanıyoruz. Bir fırına gidelim bakalım ne durumdayız. Dikkat edin, çok sıcak. Oh, muhteşem bir koku. Gerçekten. Şimdi burada çok yavaşça size altını göstermek istiyorum. Çok sıcak olduğu için şu kızarıklık gerçekten iyi piştiğini gösteriyor bize. Evet, biraz soğumasını istiyorum. Soğuduktan sonra servis yapacağım. Kurabiyelerim soğudu. Ben onları şöyle ufakça dizmek istiyorum. Arzu ederseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.